Pentagon, PKK'nın Türkiye'ye karşı yeni müttefiğini açıkladı. NATO üyesinin izlediği rota dikkat çekti. Garip bir durum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni güç. Hançer ve Dinçer. İsrail, gemi savar sistemlerinin Ukrayna'ya sevkiyatını onayladı. Rusya'dan NATO'ya vururuz uyarısı. Rusya-İsrail kavgası büyüyor. Ruslar kızgın. Kazakistan, Ukrayna'ya asker göndermeyi reddetti. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Pentagon, PKK'nın Türkiye'ye karşı yeni müttefiğini açıkladı. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından dikkat çeken bir rapor yayımlandı. ABD askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı raporda, Türkiye'nin askeri operasyonları ile birlikte PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. El Monitör'de yer alan habere göre, ABD askeri istihbarat birimleri, İran destekli militanların terör örgütü PKK ile Türkiye'ye karşı koordineli saldırılar düzenlediğine dair bulgularını ve görüşlerini paylaştı. ABD Savunma İstihbarat Ajansı tarafından hazırlanan raporda, İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği belirtilirken, Irak'taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti denildi. Kapsamlı raporda, Türkiye'nin Şubat ayında Kuzey Irak'ta PKK'yı hedef aldığı saldırıların ardından İran destekli militan bir grup, Musul'un kuzeyindeki Türkiye'nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi denildi. Yayınlanan raporda, DİA, Türkiye'nin İHA ile PKK'yı vurmasına tepki olarak bu militan grubun PKK ile koordineli çalışmaya devam edeceğini öngörüyor denildi. DİA'nın hazırladığı raporda ayrıca terör örgütü PKK ile işbirliği yapan militanların amacına dair yorumlarda da bulunuldu. Militanlar muhtemelen Türkiye'nin operasyonu sonrasında Türk güçlerine saldırarak Irak'ın bağımsızlığının koruyucuları olarak görülmelerini amaçlıyor. NATO İHA'sının izlediği rota dikkat çekti. Garip bir durum. NATO'ya ait bir RQ-4 Global Hawk model İHA'nın Türk hava sahasını kullanmaması dikkat çekti. Savaşın başladığı günden beri Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin bu duruşu uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelirken Twitter'da paylaşılan bir görüntü dikkat çekti. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda NATO RQ-4 Global Hawk model İHA, Türkiye hava sahasına girmeden 52 bin fit yükseklikten Karadeniz'e ilerledi ifadesine yer verildi. Yüksek irtifada uçabilen ve uzaktan kontrol edilebilen gözlem aracının rotasını Twitter üzerinden paylaşılırken, NATO'nun İHA'sı Flight Radar 242 verilerine göre Türkiye hava sahasına girmemek için garip bir rota izliyor yorumu yapıldı. Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlara göre, bu tür sortiler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz sularındaki yüzey hedeflerini vurmak için yeni girişimlere yol açabilir. Bu insansız hava aracı en son iki gemiye Ukrayna Bayraktar TB2 insansız hava aracının düzenlediği saldırılar sırasında görüldü. Amerikan stratejik İHA RQ-4B Global Hawk'ın yetenekleri, denizcilik de dahil olmak üzere çeşitli nesne türlerinin tam yerini tespit edebilecek ve Ukrayna ordusunun dronlarını önceden belirlenmiş alanlara saldırmak için kullanmasına tamamen izin verecek şekilde olduğunu belirttiler. İHA'nın Türkiye'yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türk hava sahası üzerinden Karadeniz'e gitmediği belirtildi. Uçakların rotalarını izleyen Flight Radar 24 isimli bir platformda NATO'ya ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracının rotasını Türkiye hava sahasına girmemek için uzattığı görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni güç, Hançer ve Dinçer. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücünü artıracak, özellikle meskun mal operasyonlarında personelin güvenli bir şekilde mücadelesini destekleyecek insansız kara araçları Hançer ve Dinçer özellikleriyle kendini hayran bırakıyor. İnsansız kara aracı üretiminde geniş bir yelpazeye sahip olan Elektronat firması, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın önderliğinde Türkiye'nin bu alanda elini kuvvetlendirecek ürünler üretmeye devam ediyor. Zor şartlarda taktik harekat kabiliyetine sahip, kolay taşınabilir keşif gözetleme, EEP tespit, haritalama, silah modülü, patlayıcı taşıma bırakma amacıyla kullanılabilen, gelişmiş haberleşme yeteneği sayesinde uzaktan kontrolleri sağlanabilen, farklı konfigürasyonlardaki hafif insansız kara aracı Dinçer'le güvenlik güçlerinin adeta eli kolu olunacak.
Öte yandan her türlü arazi koşuluna uyum sağlayan, silah sistemi ve ihtiyaç duyulan farklı faydalı yüklerin takılabildiği, uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra, yarı otonom kontrol edilebilen ve üstün hareket kabiliyetine, yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sınıflandırma ve önceliklendirme algoritmaları sayesinde tehditleri tespit ve takip etme yeteneklerine sahip olan orta sınıf insansız kara aracı hançerle zorlu arazi koşullarında görev yapabiliyor. Hançer, insansız kara aracının geliştirilme sürecinde aktif rol alan Elektrolan firması çalışanlarından elektrik elektronik mühendisi Tuğba İnceli tamamen yerli ve milli üretim olan, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanan insansız kara aracımız Hançer'in keşif ve gözetleme, çatışma bölgelerinde tehlikeli operasyonlarda öncü piyade olarak görev alma gibi özellikleri var. Türkiye'deki ve dünyadaki rakiplerine kıyasla ön ve arka bağımsız süspansiyon sistemine sahip olması ve 50 santime kadar ayarlanabilir karın altı yüksekliğine sahip olması, her türlü arazi koşullarında çalışabilmesini sağlamaktadır. Bu da onu rakiplerinden ayıran özelliklerindendir, ifadelerini kullandı. Hançer'de ihtiyaç duyulan her türlü fonksiyonun kazandırılabildiği modüler bir sistem olduğuna dikkat çeken elektrik elektronik mühendisi İnceli, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak üzerine her türlü faydalı yükü entegre edebiliyoruz. Silah kulesi var üzerinde mevcut olarak. RF sistemiyle 1,5 kilometreye kadar kablosuz olarak kontrol edilebilmekte. Bunun yanı sıra LTE kullanım desteği sayesinde komuta kontrol merkezinden çok daha fazla uzak mesafelerden kontrol edilebilir. Hançer'in kendine has özelliklerinden olan derecelendirilebilir bağımsız süspansiyon sisteminden de bahseden İnceli, Hançer ön ve arka bağımsız palet süspansiyon sistemine sahip, seri üretim sürecine hazırlanıyoruz. Kara kuvvetleri ve emniyet güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor aracımız. Ayrıca fuarlara katılıyoruz ve aracımızı bir önceki fuarda da sergiledik. Orta Doğu ülkelerinden de büyük bir talep var diye konuştu. İsrail, gemi savar sistemlerinin Ukrayna'ya sevkiyatını onayladı. Ukrayna'ya çok sayıda İsrail silahı gönderiliyor. İsrail Spike NLOS füze sistemlerinin ve Blue Spear gemi savar seyir füzelerinin büyük bir sevkiyatı, askeri yardım paketi olarak Ukrayna'ya gönderilecek. Bilindiği gibi İsrail çoğu zaman herhangi bir silahın temini uzun tartışmalar gerektirse de bu silahların tedarikine müdahale etmemeye karar verdi. Estonya Dışişleri Bakanı Eva Maria Limets, İsrail tarafının Tallinn'in İsrail silahlarını Ukrayna'ya transfer etmesini engellemediğini söyledi. Ancak Estonya, Ukrayna'ya ne tür silahların gönderileceği konusunda bilgi vermiyor. Avia Pro haber ajansının edindiği bilgilere göre, bugün Ukrayna'ya İsrail silahları tedarik eden Estonya'da sadece Spike NLOS tank savar füze sistemleri ve Blue Spear gemi savar füze sistemleri bulunuyor. Spike NLOS ATGM'leri standart tank savar füze sistemlerinden 25 kilometreye kadar mesafelerde hedefleri vurabilmeleri bakımından farklıdır. Azerbaycan'a Karabağ'daki savaş sırasında koşulsuz avantaj sağlayan onlardı. Ancak kıyı savunma sistemleri ve mavi mızrak seyir füzeleri onlar için çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü füzeler yaklaşık 400 kilometre mesafedeki yüzey hedeflerini vurabiliyor ve bu da Ukrayna'ya Karadeniz'in çoğunu kontrol etme fırsatı veriyor. Ukrayna'ya ne kadar Spike NLOS ATGM ve Blue Spear seyir gemi savar füzesi transfer edileceği bilinmiyor. Ancak İsrail'in silah tedariğinde bizzat yer alması gibi çok ciddi bir risk var ve bu Rusya için çok ciddi bir tehdit oluşturacak denildi. Rusya'dan NATO'ya vururuz uyarısı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiği belirtildi. Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını söyleyen Shoigu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını ifade etti. Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu dile getiren Shoigu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını belirtti. Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu kaydeden Shoigu, milliyetçilere hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz diye konuştu. Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkinde açıklamalarda bulunan Shoigu, ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir, dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenine ilişkinde bilgi veren Şoygu, törene 11 bin asker, 131 çeşit silah ve askeri teknik araç, 77 uçak ve helikopterin katılacağını aktardı. Rusya-İsrail kavgası büyüyor. Rusya ile İsrail arasında yaşanan gerilim gün geçtikçe şiddetlenmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna'daki Azov taburunda İsrailli paralı savaşçıların Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Zaharova, Sputnik Radyosu'nda katıldığı bir programda yaptığı konuşmada son günlerdeki İsrail'le olan gerilime yönelik açıklamalarda bulundu. İsrailli politikacıların enformasyon kampanyasını şişirdiğini belirten Zaharova, "Onların duymak istemeyeceği bir şeyi söyleyeceğim. Belki ilgilenirler. Ukrayna'da İsrailli paralı savaşçılar Azov militanlarıyla omuz omuza bulunuyor," diye konuştu. İsrail'in bundan habersiz olamayacağını vurgulayan Zaharova, bu konuyla ilgili şahsen video görüntülerini ve diğer materyalleri gördüğünü ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdir," ifadelerini kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Lavrov'un sözlerine "affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata," diyerek tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti. Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Viktorov'un açıklama yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirilmişti. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da antisemitizmin son yıllarda geliştiği yönünde bir açıklama yaparak, "Tarih ne yazık ki Yahudilerle Naziler arasındaki trajik işbirliğinin örneklerini biliyor," ifadelerine yer vermişti. Ruslar kızgın. Kazakistan, Ukrayna'ya asker göndermeyi reddetti. Kazakistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü çerçevesinde Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde değil. Kazakistan makamları, diğer örgüt üye ülkelerinden gelen benzer taleplere karşı, Kazak ordusunun Ukrayna'da herhangi bir barışı koruma askeri operasyonuna dahil olmayacağını resmen açıkladı. Kazakistan, Kazak barış güçlerini Ukrayna'ya gönderme kararının ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı temelinde mümkün olduğunu ve ardından konunun doğrudan ülke yetkilileri tarafından ele alınacağını vurguladı. Bununla birlikte Kazakistan Savunma Bakanlığı temsilcilerine göre bu konuyla ilgili herhangi bir müzakere dahi yapılmadı. Savunma Bakan Yardımcısı Sultan Kamaleddinov, "Bu karara dayanarak devlet başkanı meclise bir teklifte bulunur ve ancak meclisin onayından sonra silahlı kuvvetlerin kullanılması mümkün olur. Ancak şu anda bu konu dikkate bile alınmıyor," dedi. Bu açıklamalar Rus basınını kızdırdı. Kazakistan, ülke yetkililerinin örgütün yardımına ihtiyaç duyduğunda bu tür açıklamaların bir takım soruları ve sorunları gündeme getireceği ve pişman olacakları savunuldu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.